Tamam, bugün sizlerle şehrin yazma yollarından 2-3 tane yol getireceğim. Yani 4 tane yazma yolumuz var. Yani bence 4 tane yazma yolumuz var. Ben bu 4 yazma yoluna istifade ederek şehirlerimi yazacağım. İlk önce atlarla yazmak. Atlarla yazmak mesela götürek ki kitabım hedef adından götürek. Her birisi hedef nəşriyyatı var. O nəşriyyatın adını götürdük. Efendim, her şeyden verir bana. İlk cümlemiz bu olabilir. Amaldan elimden bana. Dəfələrlə oxusam da əsl mənbə budur mənə. Filosof alim mənə. Yəni belə cümlələr qoşa bilərsiniz. Daha da başqa cür ola bilər. Sadəcə hı ə, d, ə, f. Bu misraların əvvəlindəki baş hərf demək olar ki bir söz əmələ gətirir. Bundan əvvəlki bir dənə şeirim vardı. Onu da paylaşacağım. Orada minlərlə insan baxmışdır ona. Mübariz haqqında yazmışdım. Bu Mübariz İbrahimova yazmışdım. Sonradan evine gittik ve orada okudum ben bunu. Mecbur değildi o. İlk başlangıç böyle oldu. Ümitsiz değildi o. Boş vaxtlarında düşünürdü. Azad olmasıdır. Qafiyəni tuturum. Ruhların intiqamını inat edip aldı. Kısa şekilde yazırım. İnat edip aldı. Seherini içti. Ne sorularınız varsa bana zahmet olmasa yorumlarda aşağıda yazın. İndi isə düşüncələrlə yazmaq dedikdə, yəni bir şey haqqında, məsələn, təbiət dedik. Təbiət. Təbiət haqqında düşünürük, məsələn. Təbiət haqqında düşünürük, təbiətdə canlılar yaşayır, məsələn, baş diri. Canlılar. Çox olur. Gözəllik, məsələn, bulur. Bu sadece elə belə şeydir. Sadece siz de yaza bilərsiniz.
Mesela canlılar çok olur, güzellik bulur, ağaçlar barlı olur. Tabiat ne güzeldir. Sonu böyle bir kafiyeyle bitirmiyorlar. Sonra bizim yazdığımız buradaki üçüncü manzarayla, yani bir yere bakmak, mesela varak hakkında bir şey yazın. Sefer yazdım. Var hakkında bir şey yazıyorum. Mesela var hakkında, mesela buradaki varaka bakıyorum. Yazıyorum ki ağdır üzün senin. Yani özünden bir şeyler koştum, mesela aldır üzün senin, eşyasın sen, dostun kalemse başla yazı göstermeye. Yani var hakkında bir şeyler yazdım, yani bunu varaka bakarak, yani manzaraya bakarak, bir manzaraya bakarak tasvir ettim. Tasvir etmek değildi, yani manzaraya bakarım. Ve manzarada ne gördüğümü burada yazarım. Tasvir etmek dedik işte, dördüncü budur, tasvir etmek. Tasvir etmek dedikçe mesela gözümde payızı tasvir edeceğim. Mesela payız hakkında gözlerimi yumuram ve payızda ne olur? Mesela yarpaklar hışıldayır. Çöller parıldayır mesela onlar. Mesela yarpaklar hışıldayır, çöller parıldayır, kuşlar ayrılı, yani köçeri olup gelir. Sonra da bir şey tapamadığım için tabiat yazısı için bir şeyler yazdım buraya. Yani otursam çok düşünsem çok kaşın şeyler yazarım, ama vakit yoktu diye, yani çok uzatmayayım diye bu videonu çok uzatmışım. 8 dakikanın içi son yedi. Ha, indi. Biz bunu size dedim, nece yazmak lazımdır. Bence sizin herinizin içinde, yani yazabilmeyen diyen insanların içinde elbette ki bir ilah var. Bu ilah size köme olacak ve siz de her zaman her yerde olarak şeyler aklınıza gelir ve bu şeyleri yazmakta imtina etmeyin. Tembellik elemeyin, yani demektir. Yani benim aklıma bir şey gelse, harda olsun olsun cümleni böyle yazarım. Çünkü bence fark yoktur. Haçan gelir onu yazarım. Yani. Siz de bence böyle şeyler, yahut ben size böyle bir şey vereyim. Demek ki siz bana tabiat hakkında bir şey yazıp yorumda paylaşabilirsiniz. Tabiat hakkında bir şey, balaca bir ment ya da ne kadar olursa olsun yazın, orada paylaşın sözlerini, ben de bakalım ne tarz yazmışsınız. Sadece tabiat hakkında. Ve videomu beğenin, abone olun ki yeni videolar gelsin. Ama sizlere abone olmuyorsunuz ve videomu beğenmişsiniz. Ama ben yine size hatırınıza göre bu video atarım. Yani. Ama bundan sonra bitti. Daha video atmayacağım. Çünkü siz abone olmuşsunuz.
Yani. Elimden yine videolar atacağım ama orada video çoğaldıktan sonra yani 30 videodan ya da 40 videodan sonra ben yani daha video atmayacağım. Sizi gözleyeceğim ki ya abone olasınız ya da deskimi beğenirsiniz. Sağ olun, selamet kalın. Beğenmeyi de unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.